22 bütçesini yapmıyoruz, bekliyoruz diyorlar. Neye göre yapacağım diyor. Şimdi bu ekmek konusunu hocam bilgiyi şöyle tazelemek isterim. Un fiyatı arttı. 176 liradan 291 liraya. Fakat biz aslında buğday konusunda, un konusunda sıkıntılı değiliz. Buğday konusunda da sıkıntılı değiliz. Mesela biz 20 milyon ton buğday üretiyoruz. 16 milyon ton tüketiyoruz. Biz dünyanın en büyük un ihracatçısı olduğumuz için buğdayımızın büyük bir kısmı ihracata gidiyor. İhracata gittiği için arada bir açık doğuyor. Bunu Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ithal ederek, ucuz buğday ithal ederek, yemlik ve ekmeklik buğday ithal ederek unculara, fırıncılara satıyor. Yani biz aslında ithalatçı değiliz. Bizim ihracatımız çok yüksek olduğu için, dünyanın en büyük un tedarikçisi olan ülke olduğumuz için arada bir açık var. Şimdi bakın, ihracata giden makarnadan tutun una, sebzelerden tutun diğer maddelere kadar fiyat artışının bir sebebi de bu. Kadıköy Meydanı'nda kuru yemişçiye girdim, cevizi gördüm. Ceviz niye bu kadar pahalı dedim ya, bu kadar değildi. Abi ihracata gitti dedi cevizin çoğu. Anlatabildim mi? Yani ihracat politikasının sahadaki yansımalarına bakın. Ürün artıyor, mal yok. Ceviz fiyatı, un fiyatı, bilmem ne fiyatı, bunların hepsi vatandaşın üstüne yük olarak biniyor. Yani benim anladığım yükü bize çektirip ihracatçılar aracılığıyla ekonomideki dengeyi sağlamak gibi bir politikası var. Ama inanın yani o vatandaştan çıkan feryat dayanılır gibi değil. Yani sadece, çünkü zaten alım gücü düşmüştü. Yeni bir yani, şey değil. Üstüne geldi bu. Tabii. Ekmeğin sadece %26'sı un maliyeti, biliyor musunuz? Şaşırdım kaldım, bugün öğrendim. Işte. Bir ekmeğin içindeki maliyetin %26'sı unmuş. Enerji bugün var. Öğrendim. Geri kalanı ne dedim? Elektrik var. Enerji elektrik, var. Mazot var. Fırın mazotla çalışıyor. İşçi ücreti var. Ücretleri var. Şimdi asgari ücret artınca